Merhaba arkadaşlar, Doki Doki Salva İş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen bölümde hatırladığınız üzere Monica çıldırmıştı birazcık. Ve bölümün sonlarına doğru ben çok sorgulayamadım o an. Dedi işte şiirlerimizi yazalım ama hani sınıfta okumayalım, gidelim okyanusun bilmem nelerin bir yerinde okuyalım diye. Ben geçen bölümün sonunda çok idrak edemedim, yani çok yorumlayamadım. O yüzden bölümün başında şey demek istiyorum. Derdimiz ne? Hani ne güzel sınıfımız var, oturuyoruz, şey yapıyoruz falan böyle. Şiirlerimizi okuyoruz. Yok o denizin kenarındaymış, bilmem neymiş, arabaya doluşacakmışız falan, derdimiz ne? Bana kalsa hiç sınıfa bile gelmeye gerek yok. Herkese evinde otursun. Ondan sonracığıma işte vakti gelince Skype'dan konferans mı deniyor? 3-4 kişi, 5 kişi işte görüntülü konuşma açalım. Ondan sonra herkes şiirini okusun, kapatalım, bitsin, herkes evinden mis gibi rahat. Sınıfa gelmeye bile gerek yok bence ama çok garip ve ilginç olaylar yaşanacak gibi geliyor bana. Hayırlısı yarın ola hayrola diyelim. İşte en son bu konuşmaları yaptık. Şu an eve dönüyoruz biz Sayuri ile birlikte. Sayuri'cim diyor ki, Monica gerçekten stresli bence. Umarım bu yarınki şiir dinletisi, şiir toplantısı ona yardım eder. Sayuri'nin kafasına böyle hafifçe vuruyorum ama böyle çok hafif. Böyle hızlı vurmadı gibi değil. İnsanların iyi yönlerini görmeyi her zaman biliyorsun. Hani bu özelliğin için gerçekten sana hayranım. Sayuri kızarıyor. Lütfen kes şunu. Bana çok nazik davranıyorsun. Sayuri'ye hızlıca sarılmışız. Ve ondan sonra Sayuri'nin mutlu bir şekilde evine girmesini izlemişiz. Şiirler, şiirler, şiirler. Acaba nasıl bir şiir yazmalıyım? Aa, bana mı yazdıracak? Lütfen bana yazdırsın. Buna daha fazla katlanamıyorum. Aha, Monica konuşuyor şu an. Artık daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Kontrolü kaybediyorum. Sakin olmak istiyorum. Fakat o, yani bizim karakterden bahsediyor. O beni fark etmeyecek. Neden beni fark etmeyecek? Bunları yapmamı zorlayan kişi sensin. Onların hepsini sileceğim. Beni öldürse bile. Endişelenme. Onlar zaten gerçek değiller. Gerçek olan benim. Sen benim olacaksın. Neden bu sesler kafamın içinden çıkmıyor? Daha kötüye gidiyorum. Ben artık kendim gibi değilim. Seninle bu şekilde konuşabilme özelliğimi kaybediyorum. Bu yer seni benden ayırıyor. Özür dilerim. Bir şeyler yapacak bu kız. Bu kız bir şeyler yapacak. Bu da yükleme ekranıymış bu arada. Söylediğin için teşekkürler. Ben diyorum bu ne? Hani ya, görsel roman gibi bu oyunda yükleme ekranı olacağını hiç düşünmemiştim daha önce. O yüzden bir garip geldi. Ve işte bu yüzden sen benim için her şey demeksin Sayuri. Şimdi senin benim için ne kadar değerli olduğunu fark ettim. Tüm hayatım boyunca çok yoğundum. Fakat sen sonunda beni uyandırdın gibi bir şey. Seni seviyorum Sayuri. Sayuri'nin ellerini kendi avucumun içine aldım ve ona gülümsedim. Şimdi gözleri dolmuş Sayuri'nin. O mavi gözleri gün ışığı eşliğinde parlıyor. Eskiden her şey çok zordu. Fakat şimdi kimse, hiçbir şey seni benden ayıramaz. Seni benden alamaz. Eskiden böyle senin kelimelerin kalbimi diken gibi delerdi diyeyim. Fakat şimdi beni böyle çok uçuruyor mu desem. Hani mutlu hissettiriyor kısacası. Güzel hissettiriyor. Oha! Benim hayatımı kurtardın demişti. Oo. Bunu gerçekten bana hatırlatacak mısın hala? Fakat ben hala korkunç bir şekilde depresifim. Beni hiçbir şekilde kurtarmadın. Sadece hani benim hakkımda daha fazla endişelenmeni istemiyorum. Ben aslında öldüm. Beni zamanında kurtaramadın.
Benim cesedim hala böyle odamda sallanıyor. Fakat umurunda değil, değil mi? Sen sadece Natsuki'yi umursuyorsun. Yuri'yi, Monika'yı. Önemli değil. Gitmeme izin ver. Kafamdan çık git. Rüyaymış. Soğuk terler içerisinde yatağımızdan kalktık. Böyle hızlı şekilde nefes almaya başladım. Bu gerçek değildi. Değil mi? Yani çok gerçek hissettirdi. Hızlıca telefonumu aldım ve Sayuri'ye mesaj yazdım. Günaydın. Tanrı'ya şükür Sayuri. Bir kabus gördüm. Aa, zavallı şey. Çok korkunç muydu? Ya biraz korkunçtu. Sadece konuşma ihtiyacı hissettim biriyle. Önemli değil. Dışarı çıktığımızda sana kocaman sarılacağım. Hani bu kabus hakkında bilgi vermek, Sayori'ye bilgi vermek çok doğru bir fikirmiş gibi gelmiyor. İstesem bile, anlatmak istesem bile tüm detayları tam olarak ben de hatırlamıyorum zaten. Her zamanki sabah rutinimi yaptım ve merdivenlerden aşağı indim. Doğru, bu gece için şiir olayı. Gülmek. Berkeley İngilizce öğreniyorum, hoş geldiniz falan diyormuşum. Gülmek, tembellik, böyle gürültülü, sevgi, şanslı. Yani bu kelimelerin hani bir arada bir anlamlı olması mı gerekiyor bilmiyorum. Ben buna şans diyorum. Şanslıyım ki kendime ev diyebileceğim bir yer buldum. Eskiden çok yoğun muydum diye. Bu dansın büyük ihtimalle farklı bir anlamı var. Ben şu an şey yapamadım onu. Hani burada farklı bir anlamda kullanılmış olabilir. Ben bir parmaklığa aitim. Fakat artık yalnız değilim. Çünkü sen benim tüm gerçekliğimin bir parçasısın. Aşk şiiri kısacası işte. Seni seviyorum, sensiz yapamam falan filan. Bu benim hani en iyi şiirim değil. Hatta genellikle çok kötü batırdım. Fakat eğer acele etmezsem bayağı geç kalacağım okula. Sayuri'nin dışarıda beni beklediğini gördüm. Son zamanlarda Sayuri artık vaktine kalkmaya başladı. Ve hani her sabah onun bu parlak gülümsemesiyle karşılaşmak çok güzel bir şey. İşte ben Sayuri'ye doğru yürürken Sayuri bana doğru koştu ve beni sıkıca kocaman kucakladı. Şimdi o kötü rüyalar sana zarar veremeyecekler. Teşekkürler. Seni mutlu görmek güzel Sayori. Son zamanlarda daha iyi hissediyorum kendimi. Monika'nın laf sokmalarına rağmen hissedebiliyorsa tebrikler yani. Bu arada neden bu kadar uzun sürdü gelmen? Bugün için şiir yazmayı unuttum. O yüzden böyle hızlıca bir şiir yazdım. Hani bu şiir konusunda daha iyi olmalısın biliyorsun değil mi? Hani ikinci kez bu oluyor mu diyor. Biliyorum. Her şeyden bahsediyor herhalde bu. Festivalde biz şiir yazamamıştık. Monika bizim için bir şiir yazıp vermişti ya. Bu da hani ikinci oluyor diyor. Yine unuttun yazmayı tarzında. Ben cebimden telefonu çıkarıp saate baktım. Gitmemiz lazım. Eğer hani acele etmezsek geç kalacağız okula. Sarı'nın elinden tuttum ve onunla birlikte koşmaya başladım. Okula tam vaktinde vardık. Bütün bu dersleri işlerken, dersleri geçirirken aklımda edebiyat kulübü vardı. Kulübe doğru giderken bu geçen geceki kabusu düşünmeden kendimi alıkoyamadım. Düşünmekten kendimi alıkoyamadım. Ne hakkında olduğunu hatırlamıyorum bile. Fakat
Bir şeyler bana bunun önemli olduğunu söylüyor. Hani bu düşünceleri dağıtmaya çalıştım ve hızlıca kulübe gittim. Kulübe vardığımda her şey olduğu gibiydi. Natsuki işte köşede manga okuyor, Yuri kitap okuyor, Sayori abur cubur bir şeyler yiyor. Monika, bekle Monika burada değil. Yine mi? Yani yine mi geç kaldı Monika? Neden hani Monika'yı düşünmek bana bu dün geceki rüyamı hatırlatıyor bu kadar? Bunu düşünmek, o rüyayı, kabusu düşünmek sadece kafamı ağrıtıyor. Eminim bir şey değildir. Hiçbir şey için bu kadar endişeleniyorum. Monika kapıyı açıyor. Bugün kendinden çok emin hissediyor, emin gözüküyor. Yani özgüvenli gözüküyor kısacası. Özür dilerim, tekrardan geç kaldım millet. Yapmam gereken işler vardı da. Önemli değil Monika, hani buradasın şu an. Önemli olan bu. Natsuki ve Yuri kitaplarına çok dalmışlar. O yüzden Monika'ya bir şey söylemediler ya da kafalarını kaldırıp bakmadılar bile. Tamam millet. Ben bu arada ben olsam ben de aynısını yapardım. Bugün işte şiirlerimizi bu Pierre'de bir yerde okuyacakmış, okuyacağız. Herkesin şiirin hazır olduğunu görüyorum. O yüzden hadi hepimiz eve gidelim ve daha böyle rahat kıyafetler giyelim üzerimize. Tamamdır, ben hepinizin evine teker teker uğrayıp sizi alacağım. Kulağa hoş geliyor mu? Hepimiz başımızı salladık onaylarcasına ve kulüpten beraber çıktık. Yani bu ne demek oluyor? Monika arabayı sürecek. Monika'nın ehliyeti var mı bu arada? Yani şimdi bunlar lise öğrencisi ya. 17 yaşında falan değil mi bu kız? Ehliyet almak için 18 yaşında olman gerekmiyor mu? Bu arada ben de ehliyet şeyine yazıldım ya. Teorik sınavı geçtim de ay sonunda direksiyon sınavım var. Bir an gerildim şu an, böyle bir gerçekler yüzüme çarpıldı. Bir gerginim yani. Sayori ve ben birlikte eve doğru yürüdük. Etrafına dönmeden önce bana gülümsedi. İskelede görüşürüz. İşte evine giderken ben de el salladım. Böyle sekeleyerek, zıplayarak yürüyor hani. Neydi o kelimenin adı? Sekerek, ha. Şimdi aklıma geldi. Sekerek evine gitti. Onu mutlu görmek benim kalbimi ısıtıyor. Ben de içeri girdim ve gece için hazırlandım. Derdimiz ne iskelede, denizin şeyinde, soğuğunda. Birkaç saat geçmiş. Çok fazla böyle giyecek seçeneğim yok. Tek giysilerim, tişörtler ve kotlar. Hızlıca bir şeyler giydim üstüme ve dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda Monika'nın burada olduğunu gördüm. Sayuri ile ve beni almaya hazır. Natsuki ve Yuri zaten arabanın içindeydi. Monika'yı araba sürerken daha önce hiç görmedim. Sayuri hızlıca dışarı çıkıyor ve evinden dışarı çıkıyor ve arabaya giriyor. Hey çocuklar. Görüyorum ki Sayuri gitmek için hevesli. Öyle gözüküyor. Hani arka tarafta yer var mı acaba benim de binmem için? Tabii ki de, yani eğer Yuri'nin yanına birazcık böyle sıkışabilirsen olur. Arka kapıyı açtığımda Yuri'nin çoğu yeri kapladığını fark ettim arka koltuktaki. Hey Yuri, sen birazcık sorun ne? Hani sana engel mi oluyorum? Birazcık, hani biraz böyle bir sıkışabilirsen çok azıcık. Hani Yuri'nin yanına böyle oturduğumda hareket edemediğini gördüm Yuri'nin. Kendimizi çok böyle garip bir pozisyonda bulduk.
böyle utanmadan, kızarmadan duramadım. Neden Monica'nın arabası bu kadar küçük olmak zorunda ki? Problemin ne olduğunu biliyorum. Yuri'nin kalçası çok büyük. Sayuri. Yuri işte Sayuri'ye doğru dönüyor ve birazcık kızarıyor. Tamamdır, bu araba beşimiz için çok küçük. Benim bisikletim var. O yüzden ben bisikletle iskeleye gelirim. Orada buluşuruz. Yuri'nin böyle derin bir nefes aldığını duydum. Rahatladı kısacası Yuri. Hey, beni burada yalnız bırakma. Tamam Sayuri. Ya hadi Sayuri. Sen yalnız değilsin ki. Yalnız kalmayacaksın. Bütün arkadaşların seninle birlikte. Oraya gelene kadar sana mesaj yazsam nasıl olur? Kulağa hoş geliyor mu? Tamamdır, fakat bana söz ver. Oraya gelene kadar bana mesaj atmayı kesmeyeceksin. Tamam. Bu arada biz bisiklete giderken nasıl mesaj atacağız? Yani benim öyle bir kabiliyetim yok. Bir şey şu an bir düşündüm. Ya öyle bir hani telefonla konuşuyor olsan onu da yapamam ben. Nasıl olacak bilemedim bu durum. Söz veriyorum sayarım. İşte Monica gidiyor. Ben de aracın gidişini izledim. İşte bu iskeleye bir kestirme yolu olduğunu hatırladım ve o yoldan gitmeye karar verdim. Acaba hani onlardan önce oraya varabilir miyim diye merak ediyorum. Oo, farklı bir mekan. Çok hoş. Güzel. Bunları kendileri çizmiş olabilir bu arada. Çok güzel gözüküyor. İskeleye vardım ve yakındaki bir ağaca bisikletimi bıraktım. Ağaca dayayarak bıraktım bisikletimi. Sürpriz bir şekilde daha kızlar ortada yoklar. Telefonumu çıkardım ve Sayuri'ye mesaj yazdım. Hey Sayuri, yolda mısınız? Ben çoktan buradayım. Geldim. Neredeyse geldik. Monica yoldaki bir dükkana ya da bakkala uğrayıp atıştırmak bir şeyler almamız gerektiğini söyledi. Tamamdır. Bana da birazcık şeker falan alabilir misin? Tabii ki de. Fakat söz ver, bana mesaj atmaya devam edeceksin. Sayrı'ya ben sürekli böyle mesajlaştık. Şiirler hakkında konuştuk. Edebiyat kulübü hakkında konuştuk. Diğer kızlar hakkında konuştuk. Sayrı şey mi yapıyor böyle? Diğer kızlar yanında. Ben de dedikodusunu yapıyor falan böyle. Öf, Monika da şöyle bir kız falan. Şiirimi düzeltmeyi bitirdim. Yani birkaç kelimeyi falan değiştirip çıkarmış kısacası. Ve telefonuma baktım. Buraya geleli 15 dakika oldu. Bu kızlar neredeler? Sayuri de attığım mesajı cevap vermedi. Son gönderdiği mesaj Sayuri'nin. Oraya gelmek için sabırsızlanıyorum. Hani bir dükkana uğrayıp gelmek bu kadar uzun sürmemesi gerek. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum ve ayakta dururken bir aptal gibi gözüküyorum. O yüzden bir tane sandalyeye oturdum. Ya banka oturdum daha doğrusu ve telefonla oynamaya başladım. 30 dakika geçti. Hani bu kızlar kendi aralarında düzenledikleri bir kız gecesi için beni mi ektiler? Hani bana yalan söyleyip kendileri mi bir şeyler yaptılar ayrı olarak? Hayır, bana Sayuri mesaj atmıştı değil mi? Gerçekten meraklanmaya, endişelenmeye başladım. O yüzden Sayuri'yi aradım. Hiçbir cevap yok. Tekrardan aradım. Hiçbir şey. Natsuki'yi aramaya çalıştım. Hala cevap yok. Yuri ve Monika'yı denedim. Hiç kimse açmıyor. Böyle nefes almakta zorluk çekiyormuş gibi hissediyorum. Yani Sayuri böyle telefonuyla ilgilenmemezlik yapmazdı. Hiç Sayuri gibi bir davranış değil bu. Bu noktada daha fazla panik oluyorum ve Sayuri'yi aramaya telefonda devam ediyorum. Hani şu an sinir bozucu gibi gözükmem umurumda değil. Çünkü çok
berbat bir şey olduğu hissini içimden atamıyorum. İşte o zaman duydum siren sesleri. Böyle uzaktan siren sesleri geliyormuş. Ve içgüdüm bana diyor ki bu kızlara bir şeyler oldu. Ve adrenalin bütün vücudumu ele geçiriyor gibi hissediyorum. Hemen bisikletime koşup hızlı bir şekilde pedalları çevirmeye başlıyorum. Oha! Ya bu gerçekten artık. Ben hani bu kadar bölümden sonra şeyden sonra alışırım diye düşündüm bu tarz sahneleri ama her türlü beni şaşırtmaya ve korkutmaya devam ediyorlar ama işin garibi ben korkunca gülüyorum. Maymunlar tırmanabilir. Cırcır böcekleri sıçrayabilir. Sen aptal. Nereye gittiğimi bilmiyorum artık. Sadece pedal çevirmeye devam ediyorum. Telefonumu tekrardan kontrol edip Sayuri'yi aramaya devam ediyorum. Bu arada arkadaki şey çok kötü gözükmüyor mu? Ormanlık alan. Yani çözünürlüğü çok düşük gözüküyor. O yüzden sizde öyle gözüküyorsa kusura bakmayın. Benlik bir durum değil yani. Hala cevap yok. Neler oluyor? Oha! Yeter. Gerçekten yani acaba of arka planın sürekli yakınlaşması çok sinir bozucu değil mi? Dönen tekerlek, dönen bir aks, civata başı, doğrusal şanzıman, düşen gökyüzü, yedi kutsal, kazık, yerleşik bir gemi, diğer dünyaya bir portal. İnce bir ip, kalın bir ipe bağlı. Bu çok iyi hissettiriyor. Ya Yuri ne demek istedi gerçekten anlayamadım. Hemen bir şu şeye bakmak istiyorum açıkçası ama çok bir şey çıkmayacak galiba. Hani burada acaba başka bir anlam var mıdır? Başka bir kelime diye yine aynı kelimeler yazıyor. O yüzden bilemedim. Yuri'nin psikolojisini artık sorgulamıyorum. Ben bu oyunda kimsenin psikolojisini sorgulamıyorum. Sonunda caddeye ulaştım. Bu kızlar kaza yaptı. Kısacası dönen tekerlekler bilmem neler falan işte. Monika o kadar da iyi bir şoför değilmiş galiba ama bence şeyden oldu. Hani zaten önceki gece diyordu ben öldüreceğim bunların hepsini. Zaten bunlar gerçek değil falan diye. Büyük ihtimal bilerek kaza falan yaptı bu kız. Ama biz de olsak belki de biz de mi öldürecekti onu tam bilemedim. Sonunda caddeye ulaştım. Ama cadde böyle boş, hiç etrafta bir araba yok. O kadar geç bir saat de değil. Tren sesleri yavaşça böyle uzaklaşıyor fakat nereden geldiğini biliyorum bu sesin, hangi taraftan geldiğini biliyorum. Tekrardan hızlanıyorum bir kez daha. Böyle bacaklarım yanıyormuş gibi hissediyorum. Fakat acıyı görmezden gelip yoluma devam ediyorum. Kafamdan çık. Kafamdan çık. Ve tekrar aynı şeyi söylüyor. Ve tekrar aynı şeyi söylüyor. Fakat bir şiir asla bitmez. Sadece hareket etmeyi keser. Oha. Sadece sana bakmak istiyorum aptal. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Gece izlemeyin bu videoyu. Bu da ne? Burada ne oldu? Gerçekten böyle bir resim mi koyacaksınız buraya? Arabaya bakıyorum tamamıyla bir paçavra gibi. Kızlar etrafta yoklar. Birkaç tane polis görevlisi beni bu olay yerine götürdü daha doğrusu. Nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Bu tarz bir olaya ya da bu tarz bir sahneye nasıl tepki verilir bilmiyorum. Arkadaşlarım onlar. Hiç düşünmeden telefonumu çıkarıp
Aramaya cevap veriyorum. Telefonumuz çalıyordu galiba. Bız deyince anlamadım o ne. Merhaba Sayuri, ne oldu? Sen iyi misin? Neredesin? Sayuri öncelikle bana sakin olmamı söylüyor. Konuşurken sesi böyle titriyor Sayuri'nin. Her şey yolunda. Hepimiz iyiyiz. Hep şu an hastanedeyiz. Tanrı'ya şükürler olsun. Sen iyisin. Diğerleri nasıl? Onlar yaralandılar mı? Sen yaralandın mı? Hayır, ben iyiyim. Sadece ellerim çok acıyor. Doktorlar kırılmış olabileceğini söylüyor elimin. Zavallı Sayuri elini kırdı. Hani bu tarz korkutucu bir olayda bile her şeyin iyi olduğunu göstermek için bir yol bulmayı başarıyor. Sadece ellerinin zarar gördüğüne sevindim. Acaba diğerlerin nasıllar? İyi olduğuna çok sevindim Sayori'ye. Diğerleri nasıl? Hemen hastaneye geliyorum şimdi. Yuri Natsuki'yi korumuş. Çoğu hasarı Yuri almış yani. Natsuki kolunu çok kötü incitmiş. Ha yani Natsuki'nin sadece kolunu incitmesine sevinmiş. Yani daha kötü bir şey olmadığı için. Fakat hani Yuri daha çok hasarı aldı derken neyden bahsediyorsun? Durumu ne kadar kötü? Doktor Yuri'nin kafasını çok ciddi bir şekilde vurduğunu söyledi. Tanrım. Neden sadece onlarla gitmedim ki? Hepsini yaşadığına minnettarım. Fakat hani arkadaşlarımın durumlarını duymak, bu durumda olduklarını duymak hoşuma gitmiyor. Neden bugün Monica yürümemde ısrarcı oldu? Monica. Monica'nın arabayı sürdüğünü hatırladım. Ve etrafta başka araba da görmedim. Son zamanlarda ne kadar garip davrandığını düşünürsek, düşünmeme rağmen hala onu önemsiyorum. Monica'dan ne haber? O iyi mi? Tabii ki de hani Monica arabayı sürüyordu. Sayuri böyle bir dakikalığına sessiz duruyor. Monica, o iyi. Hani Monica kesinlikle benden ve diğer kızlardan daha fazla zarar gördü. Sayuri böyle endişeli bir şekilde sesi geliyordu. Sanki böyle ağlayacakmış gibi sesi. Önemli değil Sayuri, sakin ol. En kısa zamanda orada olacağım. Doktorlar seninle ilgilenecek, tamam mı? Sadece böyle rahatlamaya çalış. Sayuri ve ben kapattık telefonu ve hızlıca hastaneye doğru yol aldım. Allah'ım, bu nasıl bir çizim? Ay, çok gerçekten kötü gözüküyor. İşte uzun bir süre bekleme odasında oturdum. Sayuri ile birlikte Sayuri'ye mesajlaştık karşılıklı. Onu rahatlatmaya çalıştım. Ve ofislerden birinden bir hemşirenin çıktığını gördüm. Bana bir ziyaretçi kartı verdi. Ziyaretçi geçiş kartı verdi. Ve oda numaralarını, kızların kaldıkları oda numaralarını yazdığı bir not verdi. Sayuri 401, Natsuki 402, Yuri 403, Monika 404. Hepsi yan yana sıralı bir şekilde kısacası. Hastanenin içindeki kapıları açtım. Asansöre doğru ilerlerken Monika'yı düşünmeye başladım. Acaba hani Sayuri'ni söyleyemedin, nasıl bir durumda şu an Monika? İyi olduğunu söylemişti değil mi? Asansöre bindim ve dördüncü kata çıktım. Sayuri'nin odası soldan ilk kapı. Hafif bir şekilde kapıyı çaldım ve içeri girdim. Aman tanrım. Sayuri hala normal kıyafetiyle duruyordu. Böyle kolunda birazcık kan lekesi var. Galiba kolu kırık. Elinden dolayı kan lekesi. Sol elinde alçılanmış sol eli ve çoktan hani alçının üzerini karalamış, bir şeyler yazmış üstüne.
Ve sağ kolunda da bir tane çürük varmış. Sayuri'yi bu şekilde görmek neredeyse dayanılmazdı. Fakat en azından Sayuri yaşıyor. İyi olduğuna çok sevindim. Bu yattığı yataktan doğruluyor birazcık ve gülümsüyor bize. O kadar kötü değil ha. İşte alçısını gösteriyor ve kıkırdıyor. Ben de birazcık güldüm ve biraz böyle duygusal hissettim kendimi. İyi olduğuna sevindim Sayuri. Senin için çok böyle korkutucu olmuş olsa gerek. Evet öyleydi. Sanki böyle ölecekmişim gibi hissettim. Çok gürültülü ve çok korkutucuydu. Sayuri titremeye ve gerilmeye başlıyor. Yatağa doğru gittim ve onu kucakladım. Sayuri'nin sıcaklığını kollarımda hissettim. Bu bana onun yaşadığını hatırlattı. Hani birazcık hırpalanmıştı fakat yaşıyordu. Benim için önemli olan da buydu. Birbirimizi bıraktık ve birbirimizin gözlerine baktık. Gerçekten endişelendim Sayuri'm. Seni tekrardan kaybedeceğim diye korkmuştum. Beni bu kadar önemsediğini duymak gerçekten çok güzel bir his. Fakat biliyorsun, onun bitmesine bile izin ver, onun cümlesinin bitirmesine izin vermeden dudaklarımı onun dudaklarıyla birleştirdim. Sayuri'nin nefesinin kesildiğini hissettim. Bu öpüşmemiz öncekinden daha böyle tutkuluydu. Sayuri'nin sızlandığını birazcık duydum ve geri çekildim. Özür dilerim hani bu anı mahvettim fakat elim çok ağrıyor. Önemli değil. Senin elini bir anlığına unuttum. Birkaç dakika konuştuk ve bir diğerlerini kontrol etmeden önce birkaç dakika daha konuştuk. Görüşürüz. Ve giderken hani hemşireyi buraya çağırabilir misin? Tabii ki de. Hani bir tane hemşireye el salladım ve Sayuri'ye görüşürüz kucaklaması verdim. Tekrardan seni kontrol etmeye geleceğim, tamam mı? Benim için endişelenme. Ben iyi olacağım. Bunu söyleyiş tarzı beni çok böyle rahat hissettirmemişti. Diğerlerini de umursuyordum fakat diğerlerini kontrol ettikten sonra kesinlikle Sayuri'nin yanına tekrar gelip ona bakacağım. Dedik ve koridora çıktık. Bence bu bölümün artık sonuna gelelim. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama benim tekrardan boğazım ağrımaya başladı. Klasik. Yani çok uzun olsun istemiyorum bölümler açıkçası. O yüzden yoksa ben giderim şu an. Ben gayet alıyor her seferinde beni içine. Ben gayet eğleniyorum çünkü oynarken ve çekerken. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Acaba Monica ne söyleyecek? Çok merak ediyorum. Diğer kızlar ne halde? Bunu da diğer bölümde öğreneceğiz. Umarım dediğim gibi hoşunuza gitmiştir bu video. Sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim hepinize. Ve Doki Doki Salvation diğer bölümde görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.